Esma binti Yezid radıyallahu anha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzuruna gelerek müşkillerini rahatlıkla arz edebilen açık sözlü konuşması üstün bir hanım sahabi. Hatibetün Nisa, hanımların hatibi lakabıyla anılan cesaret ve şecaat sahibi bir iman eri. Edep ve hayanın dini öğrenmeye mani olmaması gerektiğine inanan ve utangaçlık göstermeden dinini öğrenme gayretinde olan bir ilim sevdalısı. Esma binti Yezid radıyallahu anha. Ümmü Seleme, Ümmü Amir, Esma binti Yezid bin Seken el-Ensariye Ensar hanımlarından, Evs kabilesinden, Abdüleşhel oğullarına mensup. Hicretten sonra İslam'la şereflenmiş. Babası Yezid İbni Seken'le kız kardeşi Havva da sahabi. Muaz İbni Cebel radıyallahu anh'ın halasının kızı olan Esma, Beyatur Rıdvan'da bulunmuş. Esma radıyallahu anha eli açık cömert bir hanımdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e devamlı bir hizmet etmek ve ikramda bulunmak isterdi. Evinde bulunan yiyecek ve içecekten fırsat buldukça Efendimiz'e de gönderirdi. Bir gün akşam vakti biraz ekmek ve kuru üzüm hazırladı. Sevgili Peygamberimizi mescitten çıkarken evine davet etti. İki cihan güneşi Efendimiz bu fedakar sahabeyi kırmadı. Arkadaşlarıyla birlikte davete icabet etti. Hazreti Esma binti Yezid Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye teşrif ettikten bir süre sonra Ensar hanımlarından Kepşe binti Rafi ve Havva binti Yezid'in de aralarında bulunduğu bir grupla birlikte Ebu Eyyub'un evinde misafir olan Allah Resulüne giderek biat ettiler. Bu grup Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem ilk olarak biat eden Medineli hanımlardı. O bu biati şöyle anlatıyor. Biat için Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem giden hanımlar arasında ben de vardım. O zaman cesaretli genç bir kızdım. Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem, ya Resulallah, elini uzat sana biat edeyim dedim. Allah Resulü, ben hanımlarla musafaha etmem. Allah'ın size yüklediği sorumlulukları yerine getirmeniz konusunda sizden biat alıyorum buyurdu. Kadınlar arasında ben de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme beyat ettim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Vereceğiniz söz gücünüzün yettiği alanda ve gücünüzün yettiği oranda geçerlidir. Biz de ey Allah'ın elçisi bizden söz al dedik. Bunun üzerine şöyle buyurdular. Ben sizinle müsafaha yapmıyorum. Yalnızca Allah'ın aldığı sözü alıyorum buyurdular. Peygamber Efendimiz kadınlardan şu ayette belirtilen hususlar üzerine onlardan biat almıştı. Ey Peygamber! Mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeye ortak koşmayacakları, hırsızlık yapmayacakları, zina etmeyecekleri, çocuklarını öldürmeyecekleri, elleriyle ayakları arasında bir iftira düzüp getirmeyecekleri, dine ve akla uygun hiçbir konuda sana karşı gelmeyecekleri hususunda sana biat etmeye geldiklerinde onların biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlama dile. Kuşkusuz Allah bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerini sürekli zühde teşvik eder, onların kalplerini hep Allah'a yöneltirdi. Bunun için bazen insanları Allah'tan uzaklaştıracak, zamanla onları yanlışlara sürükleyecek meşru şeylerden bile sakındırır, dünyaya meylederek Allah'ı unutma hastalığına tutulmamaları için dikkatlerini çekerdi. Bunlardan biri de Hazreti Esma'nın biati sırasında yaşandı. Hanımlara altın takı takmak helalken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu takva ve zühde teşvik ederek altın takmasının doğru olmadığını bildirdi. Hazreti Esma şöyle anlatıyor. Biat etmek için Allah Resulü'nün huzuru saadetlerine gittim. Ona yaklaştığımda kolumda parıldayan ve ses çıkartan altın bilezikleri gördü. Bana bu takıları takmaktan hoşlanıyor musun diye sordu ve ardından o bilezikleri çıkar at ey Esma. Allah'ın o bileziklerden dolayı sana ateşten bilezikler takmasını ister misin? Kim
kendisinin ya da çocuğunun koluna veya ayağına altın takı takarsa, kıyamet günü bunlar onlara ateşten takı olarak takılacak diye buyurdular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri biter bitmez, o bilezikleri çıkarıp attım. Halen onları kimin aldığını bilmiyorum. Hazreti Esma henüz yeni Müslüman olduğu halde Allah ve Resulüne son derece bağlı, İslam'ın emir ve yasaklarına karşı büyük bir teslimiyet içindeydi. Birçok yakını Uhud Savaşı'na katılarak şehit olmuştu. Hazreti Esma annemiz onların şehadet, Hazreti Peygamber'in ise sağ olduğu haberini aldığında, Resulullah sağ olduktan sonra her musibet bana kolay gelir diyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgisini ve bağlılığını ifade ederken aynı zamanda büyük bir sabır ve teslimiyet örneği göstermişti. Hazreti Esma annemiz bir gün Hazreti Peygamber Efendimiz'e gelerek kadınlar adına tarihi şu soruyu sorar. Şu anda söyleyeceklerimi size iletmemi isteyen Müslüman hanımların temsilcisi olarak huzurunuza geldim. Size söyleyeceklerim hususunda ben onlarla aynı düşüncedeyim. Yüce Allah Celle Celaluhu sizi kadın ve erkek bütün Müslümanlara elçi olarak gönderdi. Biz size inandık ve tabi olduk. Biz kadın olduğumuz için evlerimize kapanıp kalıyor, nefislerinizi tatmin ediyor ve çocuklarınızı karnımızda taşıyoruz. Siz erkeklerse cuma namazı kılmak, camiye ve cemaate çıkmak, hastaları ziyaret etmek, cenazelerde bulunmak, birden fazla hacca gitmek gibi hususlarda bize üstünlük sağlıyorsunuz. Bütün bunlardan daha önemlisi Allah yolunda cihad ediyorsunuz. Siz erkekler hac ve umre için yahut düşmanla savaşmak üzere evinizden çıktığınız zaman mallarınızı biz koruruz, sizin elbiselerinizi dikeriz, çocuklarınızı besleriz. O halde biz kadınlar sizin kazandığınız hayır ve sevaplarda size ortak olamaz mıyız? Hazreti Esma'nın bu sözlerini dikkatle ve takdir duygularıyla dinleyen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onun fikirlerini ifade konusundaki zekasını ve açık sözlülüğünü takdir etti ve yanındaki sahabilere yönelerek, ''Siz bir kadından dini konuda sorduğu bir soruda bundan daha güzel, daha veciz bir söz işittiniz mi?'' buyurdu. Sonra Hazreti Esma'ya, ''Ey kadın, dinle ve seni buraya temsilci gönderen kadınlara da iyice anlat.'' Bir kadın kocasıyla güzel geçinip onun hoşnutluğunu, rızasını kazanırsa bu saydığın üstün amellerin hepsine denk bir iş yapmış olur. Yani aynı sevabı elde eder buyurdu. Hazreti Esma Efendimiz'den almış olduğu bu müjdeyi bir an önce arkadaşlarına iletmek istedi. Tekbir, tehlil getirerek sevinçle ve hızlı adımlarla arkadaşlarının yanına geldi. Büyük bir neşe içerisinde ve sevinç gözyaşlarıyla Resulullah'tan duyduklarını hanım kardeşlerine aktardı. Hepsi bu müjdeli haberden dolayı adeta bayram yaptı. Artık ev hizmetlerini bir yük olarak değil, kendilerine sevap kazandıran bir ibadet olarak gördüler. Hanımlar adına onları temsilen Hazreti Peygamber'e bir takım sorular sorması ve aldığı cevapları kadına ulaştırması nedeniyle hanımlar tarafından kendisine Hatibetün Nisa, yani hanımların sözcüsü unvanı verilmişti. Hazreti Esma, gönlü Resulullah'ın sevgisiyle dolu zeki bir hanımdı. Fırsatları değerlendirmesini bilirdi. Zaman zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hane-i saadetine gelir, hanımları müminlerin anneleriyle sohbet ederdi. Hazreti Ayşe annemizin gelin olarak Efendimizin evine geldiği gün o da orada bulunuyordu. Bir ara Fahri Kainat Efendimiz'e süt takdim edilmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sütten biraz içtikten sonra Hazreti Ayşe annemize uzatmıştı. O da yeni gelin olarak utandığından almak istememişti. Bunun üzerine Hazreti Esma, ''Ya Ayşe, Resulullah'ın ikramını geri çevirme, al ve iç.'' dedi. Hazreti Ayşe aldı ve bir miktar içtikten sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tekrar verdi. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sefer sütü Hazreti Esma'ya uzattı. O da kaseyi aldı ve o da içti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kalan sütü orada bulunan hanımlara ikram ederek onu alıp içiniz buyurdu. Hanımlar da bizim iştahımız yok, tokuz deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yalanla açlık bir arada bulunmaz buyurdu. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Esma'nın evinde yemek yediği ve orada ashabına dini meseleler anlattığı, sohbet ettiği de vakidir.
Hazreti Esma annemiz diyor ki, Resulullah'ı akşam namazında bizim mescidimizde gördüm. Evime davet ettim. Ona kemikli et ve ekmek ikram ettim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına Allah'ın adıyla yiyiniz buyurdu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beraberindeki ashabı ve o anda evde bulunanları toplam 40 kişiydi. Nefsim kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki ben bazı kemiklerin sıyrılmadığını ve ekmeğin de hiç eksilmediğini gördüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evimizdeki bir kırbadan da su içti, sonra evimizden ayrıldı. Ben o kırbayı aldım, yağladım ve bir kenara kaldırdım. Biz o kırbadan hastalara su içirirdik. Bir de bereket umarak kendimiz ondan içerdik. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin beraberindeki 40'a yakın arkadaşıyla beraber Hazreti Esma'nın yemek davetine icabet etmesi ona verdiği kıymetin önemli bir göstergesiydi. Hazreti Esma annemiz cesaret ve şecaatiyle tanınan bir hanım sahabidir. Hazreti Peygamber Efendimizle birlikte bazı savaşlara katılmıştı. Hayber gazvesi ve Mekke'nin fethi bunlardan. Hazreti Ebubekir'in hilafeti döneminde ise Yermük Savaşı'nda bizzat cephede yer alarak büyük bir başarı göstermiş. Onun bir çadır direğini eline alarak savaş alanına daldığı ve 9 Romalıyı öldürdüğü rivayeti hemen hemen kendisinden bahseden bütün kaynaklarda yer almakta. Hazreti Esma annemiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özel ilgi, alaka ve sevgisine mazhar olabilme şerefine nail olmuş. Kaynaklarda Hazreti Peygamber Efendimiz'den 81 hadisi şerif rivayet ettiği bildiriyor. İşte o rivayetlerden biri. Bir gün huzuruna vardığında Efendimiz sahabelere Deccal'le alakalı bilgiler veriyordu. Oturup dinledi ve işittikleri karşısında şaşırıp ağlamaya başladı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun ağladığını fark edince "Ey Esma, niçin ağlıyorsun?" diye sordu. O da "Ey Allah'ın Resulü, karnımız açken ekmeğin pişmesini bile bekleyemeyecek kadar sabırsızız. Deccal çıktığı zaman kıtlık olursa halimiz nasıl olacak?" diye ızdırabını açıkladı. Bunun üzerine Allah Resulü o gün Allah'ı tesbih eder ve kelime-i tevhide devam ederseniz açlıktan emin olursunuz buyurarak Hazreti Esma'yı teselli etti. Akabinde sözüne devam ederek "Böyle feryat etmeye gerek yok. Ben hayatta olursam size siper olurum. Deccal çıktığında ben sağ olmazsam Allah müminleri korur" buyurarak Allah'ı çokça zikretmeleri gerektiğini belirtti. Hazreti Esma annemiz toplumda ayıp olarak nitelenen ve konuşulmasından ve sorulmasından çekinilen konuları bile dini gayret ve hassasiyeti nedeniyle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sormaktan çekinmemişti. Mesela bir gün Resul-i Ekrem Efendimiz'e giderek hanımların hayızdan ve cünüplükten nasıl temizleneceklerini sormuştu. Onun bu tavrını takdir eden Hazreti Ayşe annemiz, "Şu ensar kadınları ne iyi kadınlardır. Dinlerini öğrenmek hususunda kendilerine haya mani olmuyor" buyurmuşlardı. İslam davası uğruna hayatını fedadan çekinmeyen, ilim meclislerinden ayrılmayan, fikrini açık ve net olarak düzgünce ifade edebilen ilim sevdalısı bu büyük İslam kadını Hazreti Esma'nın Allah Resulü'nden sonra 20 yıl yaşadığı ve hicretin 30. yılında Şam'da vefat ettiği bildirilmekte. Cennetül Baki kabristanına defnedilmiş. Allah ondan razı olsun.